Biçim boyacısı ve hücre stilleri. İlk olarak biçim boyacısı ve hücre stilleri çalışma kitabımı açıyorum. Şimdi biçim boyacısına bakalım. Evet, gördüğünüz gibi verilerimiz oldukça biçimsiz, dağınık bir şekilde gösteriliyor. Şimdi ilk satırı aldım. İkinci satırı daha doğrusu. Arka planını mavi yaptım. Daha sonra hücrelerim seçiliyken biçim boyacısına tıklıyorum. Ve diğer verilerimi seçiyorum. Artık verilerim ikinci satırda olduğu gibi aynı biçimde gözükecektir. Şimdi hücre stillerine bakalım. İlk olarak ilk satırı aldım. Ve hizalama ayarları yapıyorum. Arka planını yeşil yapayım. Kalın olsun. Tüm kenarlıklar diyorum ve kalın alt kenarlık diyorum. Artık verilerimiz daha okunaklı. Şimdi yine ilk satırı seçtim. İlk satırdaki verilerimi seçtim. Giriş sekmesinde stiller bölmesinde yer alan listeyi açıyorum. Diğer diyorum ve yeni hücre stiline tıklıyorum. Stil penceresi gelecektir. Buradan stillerin nasıl kaydedilmesi gerektiğini soruyor. Yeşil başlık diyorum. Yeni bir stil adı veriyorum ve diğerlerini değiştirmiyorum. Hepsi aynı olsun ve tamam diyorum. Artık stillerde kendi stilimin olduğu yeni bir özel bir stil göreceksiniz. Ve bunu istediğim zaman kullanabileceğim. Şöyle seçtim tüm hücrelerimi, temizle diyorum. Yine giriş sekmesinde düzenleme bölmesinde yer alan temizleye tıkladım. Biçimleri temizle diyorum ve artık biçimlerim temizlenecek. Tamamen sade bir biçim gözükecek. Ve yine tüm verilerimi seçiyorum ilk satırdaki. Ve stillerdeki yeşil başlığa tıklıyorum. Artık başlığım kendi daha önce belirlediğim yeni bir stil olacak ve bunu defalarda kullanabileceğim. Bunun tek dezavantajı sadece bir çalışma sayfasında geçerli. Düzeltiyorum. Sadece bir çalışma kitabında geçerli. Yeni bir çalışma kitabı oluşturduğum zaman bu stilimi kullanamıyorum. Umarım bunu da yaparlar ve yeni çalışma kitaplarında stillerimizi kullanabiliriz.